Herkese merhaba. Bir önceki videomda EKOK soruları çözmüştüm. Şimdi sizlere sadece ve sadece EBOB ile alakalı videolar. Bu videoda sadece EBOB sorularını çözeceğim. Hepsi EBOB'tan oluşacak. Hadi beraber bakalım. Bakın arkadaşlar. 18 ile 24'ün ortak bölenlerin en büyük kaçtır? 18 ile 24'ün ortak bölenlerin en büyük demek EBOB demek. En büyük ortak bölen. EBOB. EBOB nasıl bulunur? Bakın. EBOB şu şekilde bulunur. Bu sayıları yazarım. Ve en küçük asal sayımız, en küçük asal sayımız 2'dir. 2'ye bölünüyor mu sayılardan herhangi biri? Bölünüyor. Yazıyorum. 18'i 2'ye bölüyorum 9, 24'ü 2'ye bölüyorum 12. İkisi de aynı anda bölündüğü için yuvarlak işlem oluyor. Tekrar 2'ye bölüyorum çünkü 12 var. İçlerinde en azından bir tanesi de olsa 2'ye bölünüyor. 12'yi 2'ye bölüyorum. 6, 9, 2'ye bölünmüyor. O yüzden aynen yazdım. Tekrar 2'ye bölüyorum. 3, 9. 3'e bölüyorum. 1, 3 ama bu 3 ikisini birlikte böldüğü için yuvarlak açılı oluyorum. Tekrar 3'ü bölüyorum. 1. Buradaki çıkan sayıları ne yapıyorsun? Çarpıyorsun. 2 kere 3. Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisinin EBOB'u 3'tür? Yani o iki sayıyı aynı anda 3'e bölüyor. Bakalım. 36 ve 75. 42 ve 54. Bunların her ikisi de aynı anda 3'e bölünüyor. 60 bölünüyor, 34 bölünmez. 54 bölünür, 100 bölünmez. Zaten A'la Deniz'e çıktı gitti. Peki bu ikisi arasındaki fark ne? 54 ile 42 mesela başka neye bölünüyor? Ona da bakmak lazım. 42 ile 54 aynı anda 6'ya bölünüyor. Onların EBOB'u 6 da o yüzden. Cevap 36 ve 75. Bakın neden bunun EBOB'u 3 değil? Ona tekrar bakalım. Bak 42 ve 54 EBOB'u 3 olmadığını göstermiş. 2'ye bölünüyor. 21. 21 kaç? 27. Artık 2'ye bölünmez. Şu aynı anda bölünüyor. 3'e bölüyorum. 7, 9. Bunu da yuvarlak işlemliyorum. Sonra 7'ye bölüyorum. Kaç olacak? 1, 9. Sonra 9'a bölüyorum. 1, pardon 3'e bölüyorum. Önce 9'a bölme diye bir şey yok. 3'e bölüyorum. 3. Tekrar 3'e bölüyorum. 1. Yuvarlak içine aldığım sayıları çarpımda ne olur? 6 olur. 42 ve 54'ün EBOB'u 6'dır. Bizim için aradığımız için EBOB kaç olsun diyor? 3. Aşağıdaki sayılardan hangisi 60 ve 210 sayısının bölebilen en büyük sayıdır? Bu iki sayıyı aynı anda bölebilen en büyük sayı demek EBOB demek. Alın bak yapalım. 60, 210. Çekeriz böyle. 2'ye böldüm. 30, 105. Yuvarlak içine aldım. 2'ye böldüm. 15, 105. 2'ye bölemezsin. Çünkü hiçbiri bölünmüyor. Ne yapacaksın? Sileceksin. 3'e bölüyorum. 5, 35. Yuvarlak içine alırsın. Sonra 5'e bölersin. 7, 1. Yuvarlak içine alırsın. Aynı anda bölüyorum. 7'ye böldüm. 1. Yuvarlak içine aldığın sayıları çarptığında şunu görürsün. Cevap 30'dur. D seçeneği. 24 ve 120 sayılarının ortak bölenlerin en büyük kaçtır diyor. Şimdi 24 ve 120'de şöyle bir güzellik var. 120 sayısı 24'ü 5 katı. 24 sayısının 5 katı. EBOB'da daha deminki videomda EKOK'ta anlattığım şeyden bahsettim size. EKOK'tayken şuydu. Birbirinin katı olan sayılarda, EKOK büyük olan sayıydı. EBOB'da ise gene birbirinin katı olan sayılarda EBOB küçük olan sayıdır. Yani direkt 24. 42 ve 108 sayının ortak bölenlerin en büyüğü nedir diyor. Şu yukarıdaki boşluğa hemen yapalım. Şöyle cevabı 24. 42'yi yazalım, 108'i yazalım. 2'ye bölüyorum. 24, 21, yuvarlak içine.
çalışmalıyım. 2'ye bölüyorum 27 bölünmez. 3'e bölüyorum 9, 7 yuvarlak için alıyorum. 3'e bölüyorum 3, 7. 3'e bölüyorum 1, 7. 7'ye bölüyorum 1. Yuvarlak içine aldığım sayıları çarptığımda 2 kere 3, 6. Cevap B seçeneği. Bir diğer örneğin, aşağıda her harf farklı bir rakam belirlemek üzere demiş. K ve L sayılarının asal çarpanlara ayrılmış hali verilmiştir. Buna göre K ve L sayılarının evokunu bulun. Aynı anda, bakın K ile L'ye bakın. İkiye bölündüğünde harfler değişmiş mi? Değişmiş. Bakın aynı bu örnekte gördüğünüz gibi. Sayılar değiştiğine göre orada bölen sayı evoktur. Şurası ortak bölen. M ve N ikiye bölünmüş. Harflerde değişiklik var mı? Biri de var, biri de yok. O zaman bu iki evok değil. 3'e bölündüğünde bu M ve P değişiyor mu? Değişiyor. O zaman 3 de evok. Yani ortak bölen. Artık zaten burada iş bitmiş. 2 kere 3, 6. 10, 15, 40'ın ortak bölenlerinin en küçüğünü bulun. En büyüğünü bulun. En büyük ortak bölen. Arkadaşlar bunların 3'ü de 10, 15 ve 40. Şu şekilde yazabilirim. 10'u 2 çarpı 5. 15'i 3 çarpı 5. 40'ı 8 çarpı 5. Bu çarpanlar içerisinde ortak olan hangi sayı? 5. Cevap 5'tir. Bunu fazla kişi göstermez. Kendi içerisinde çarpanlarımı ayırdım. 2 kere 5 10, 3 kere 5 15, 8 kere 5 40. Ortak olan sayı hangisi? 5. EBO 5'tir. EBO bunu istiyor gene. Şuradaki örnekten hiçbir fark yok. Aşağıda her harf farklı bir rakam diyor. Bunun EBO bunu bu. E ve F 2'ye bölündüğünde harf değiştiği için bu ortak bölen. O, P 2'ye bölünmüş harf değişmiş ortak bölen. R, S 2'ye bölünmüş harf değişikliği burada yok. O yüzden bu ortak bölen değil. R, T 3'e bölünmüş harfler değişiyor. Demek ki bu da ortak bölen. U ve 5'e bölündüğünde V bölünmüş, U bölünmemiş. O yüzden bu da değil. Zaten burada 1'e ulaştığı için artık orada EBO olmuyor. 2 kere 2, 4. 4 kere 3. Bizim EBO'muz ne olacak? 12 olacak. Aynı mantıkta gene bir örnek daha. EBO'nu istiyorum arkadaşım. A ve B 2'ye bölünmüş GC. Ortak bölen var. GC 3'e bölündüğünde gene C'ye geliyor. Demek ki bu ortak bölen değil. K ile C 3'e bölünüyor. Bak K yine K olarak kalıyor. O yüzden bu da ortak bölen değil. Aynı anda 11'e bölünüyor. Değişiklik var. Demek ki bu da ortak bölen. Bunların ikisini çarptığımda cevap 20. Şuradaki 31. soruyla birlikte bu konuyu kapatalım artık. 10, 25, 70'in ortak böleni kaçtır diyor. Bakın yine o yöntemle yapacağım. Sadece 1 olacak. 12 ve 39 her ikisi de 3'e bölünür. 21 ve 49 her ikisi de aynı anda 7'ye bölünür. O yüzden bu da olmaz. 6 ile 54 her ikisi aynı anda 3'e bölünür. 7'e 6'ya bölünür. 18 ile 35 aynı anda böleceği bir sayı sadece 1'dir. 1'den başka yoktur. O yüzden cevap D seçeneği. A ve B sayıları hakkında sadece ortak bölenlerin en büyük birdir. Demek ki şunu yazabilirim. Aralarında asal. Demek ki bu A ile B sayısı aralarında asal. Aralarında asal sayıdır. Cevap D seçeneği. Kesinlikle doğru. Bununla alakalı bir örnek çözmüştüm. EKOK sorusunda vardı. Onun EBOK'la alakalı bir karşılığı.
Son örneğin burası doğru yanlış soruları yazılımınızda çıkar. Bir de genel bilgidir, önemlidir bu. Bakalım hangileri doğru, hangileri yanlış. Aşağıdaki ifadeleri doğru olan yerine D atın, yanlış olan yerine Y atın. Aralarında asal iki sayının hiç ortak bölümü yoktur derse yanlış söylemiş olur. En azından bir tane ortak bölümü var, o sayının adı 1. O yüzden bu yanlıştır. Çünkü aralarında asal iki tane sayı yazılır. 7, 15. Bu iki sayı en azından aynı anda 1'e bölünür. 1'e bölündüğü için biz bunlara ebobula 1 diyoruz. Bu yanlış. 12 sayısıyla 33 sayıların ebobu 3'tür. Doğru söylüyor. Aynı anda her ikisini bölen en büyük sayı 3'tür. Bir diğerinin katı olan iki sayının ebobu küçük olan sayıya eşittir. Kesinlikle doğru. Bakın 4, 12. 12 sayısı 4'ün katı. O zaman küçük olan sayı kaç? 4. Ebob 4'tür. Çok önemli ve kısa pratik bir olgu bu. Bir diğerinin katı olan iki sayının ebobu büyük olan sayıya eşittir. Kesinlikle ve kesinlikle doğru. Yani şuradaki örnekten gibi 4, 12. Bunlarla büyük olan sayı 12 olduğu için bunun ebobu 12'dir. 15 ve 39 sayıların ebobu 1'dir. Bu da yanlış söylüyor. Bu yanlış bir ifade. Çünkü her ikisi de aynı anda 3'e bölünür. Bunun ebobu 3. Ve son sorumuz. Birbirinden farklı iki asal sayının ebobu 1'dir diyor. Asal sayılar mesela 2, mesela 7. Bunları aynı anda bölen sayı 1'dir. Ve ebob dolayısıyla 1'dir. Burası da doğrudur. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim.